Canlar, merhabalar. Ben Reyhani Karakoç. Arkadaşlarım, Yedi İklim ÖSYM Ne Sorar? Projesi adı altında arkadaşlarım. Vatandaşlık dersleriyle birlikte olacağız. 15-16 yıllık arkadaşlarım bir tecrübeyle karşınıza çıktım. Tabii cesaretimi de o şekilde toplayabildim ancak. Bu süreçte arkadaşlarım inşallah bu tecrübeyi de size yansıtmış olacağız. Ve sınav süreci sonucunda arkadaşlarım 15'te 15'i yapıp keyfimize bakacağız inşallah. Tabii bu ders adına söylüyorum. Peki canlar, öncelikle şuna bir küçük vurgu yapayım. Sizden bir ricam var. Özellikle arkadaşlarım genel bir hata yapıyoruz. O da şu, vatandaşlık dersini maalesef sona bırakıyoruz. Bir kere bu hataya düşmenizi istemiyorum. Yani sınav sürecine böyle 1-0 yenik başlamanın bir anlamı yok. Nasıl ki bir tarih, coğrafyaya hangi zamanda başlıyorsanız vatandaşlık dersine de arkadaşlarım aynı zaman diliminde başlamanız gerekiyor. Sona bırakmak kesinlikle yok. İkinci canlar, dikkat etmenizi istediğim husus, şöyle derinlemesine gidip de bilgilerle kendinizi yormanızın bir anlamı yok. Genel geçer bilgileri bileceğiz. Zaten önemli yere canlar ben vurgu yapacağım. Kelime oyunlarına vurgu yapacağım. O konuda canlar rahat olabilirsiniz. Şimdi kitabımız arkadaşlarım 7 İklim ÖSYM Ne Sorar Vatandaşlık kitabı şu an elinizin altında olduğunu biliyorum. Bu videolarla da arkadaşlarım o kitap çalışmasını tamamlayıcısı olarak düşünmenizde fayda var. Yani bu video artı kitap bir araya gelince ana dersimiz arkadaşlarım tamamlanmış olacaktır. Şimdi canlar, hemen başlayalım isterseniz. Bu arada şunu da bir parantez bilgi olarak söyleyelim. Videoların kısa olmasına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Çünkü biliyoruz ki uzun videoları izlemiyoruz. Uzun videoyu gördüğümüz zaman şöyle bir hızlandırırız. Hızlandırırken de maalesef ama maalesef önemli bilgileri gözden kaçırmış olabiliyoruz. Onun için videolarımız canlar kısa olacak. Öyle sıkılmadan mümkünse de öyle eğlenerek bir ders sürecini başlatmak istiyorum. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi canlar ilk olarak sosyal hayatı düzenleyen kurallar nelerdir? Burada hocam ben neye dikkat edeceğim dediğimizde yaptırım meselesine dikkat edin. Yaptırımı maddi mi, manevi mi? Çünkü o bir soru potansiyeli olan bir. Hemen bakalım. Sosyal hayatı düzenleyen kurallardan biri neymiş? Din kuralları. Şimdi arkadaşlar din kuralları işte Allah'la kul arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralları olarak işte tanımlanabilir en kaba tabirle. Şimdi aslında din kurallarında arkadaşlarım her şey açık ve net. Belirtilen din kurallarına uyarsan sevap, uymadığında günah. Bu günahlar da bonus olarak birikir, cehennemi boylarsın. Yani bu kadar basit. Yaptırımı manevidir. Ona dikkat. İkincisine bakalım. Görgü kuralları yaptırımı manevi olmalı. Çünkü görgü kurallarına uymadığınızda arkadaşlarım işte toplum tarafından dışlanabilirsiniz. Görgüsüzlükle suçlanabilirsiniz. Bir resim görmüştüm. Şahin marka arabaydı. Arkasına yazmış. Troyum ama para be. Yani paranın ne kadar olduğunu da artık o görselde anlamış oluyoruz arkadaşlar. Peki. Şimdi görgü kuralları dikkatimi çeken bir şey sizinle paylaşayım. Böyle Nirvana'ya çıktığı zaman dilimleri var, mekanlar var. Hemen bunun birini paylaşayım. Hasta ziyareti. Arkadaşlarım hasta ziyaretlerinde görgü kuralları Nirvana'ya ulaşır. Mesela biz hasta ziyaretlerini yaparken eli boş gider miyiz? Hayır. Bizim arkadaşlar örfümüzde böyle bir durum söz konusu. Eli boş gidilmez. Nereye gidersen git. Hastaneye gittiğimizde de eli boş gitmiyoruz. İşte kolonya götürenler vardır, meyve suyu götürenler vardır. Ama zenginlik belirtisi muzdur arkadaşlar. Unutmayın bunu. Muzu getiren kişinin görgü kurallarına uyması lazım. Hocam ne alaka şimdi? Ne görgü kuralları? Bir, muz götürecekseniz poşetin şeffaf olması gerekiyor. İki, etiketin üzerine yapıştırılmış olması gerekiyor.
Adamın hasta odasına girişi bile farklı. Hemen adımını atıyor hasta odasına, poşeti kaldırıyor. Bunu nereye koyayım? Yani ben zenginim diye gardınızı alın. O arada meyve suyu getirenler bir köşeye siner. Kolonyacılar bir köşede durur ve bir daha konuşmazlar. Ama işin bir tarafı hasta da çok böyle seviniyor. Böyle maymun gibi affedersiniz hareketler yapıyor. Muzu gördüğüm için. Ya oğlum sen demin ağır bir ameliyattan çıktın. Bu neyin sevinci? Çok ilginç arkadaş. Ne bileyim. Bir bildikleri vardır elbet ya da biz yorumlayamadık. Devam edelim. Görgü kurallarının yaptırımı manevi. Peki, üçüncü kurala baktık. Ahlak kuralları. Arkadaşlarım ahlak kurallarının da yaptırımının manevi olduğunu biliyoruz. Burada şıklarda şunu görme ihtimaliniz var. Subjektif ahlak kuralları. Objektif ahlak kuralları. Değil mi? Hemen şunu söyleyelim. Kişinin kendisine karşı olan davranışları subjektif ahlak. Kişinin başkalarına karşı olan davranışları objektif ahlak. Mesela kişinin iyi insan olması, art niyet taşımaması, kötü niyetli olmaması bir subjektif ahlak kuralları içerisinde değerlendirilir. Ama kişinin bir başkasına yardım etmesi, işte yoksul birine yardım etme, kişinin canına malına dokunmaması, bu da kişinin başkalarına karşı olan davranışlar olduğu için buna da ne diyoruz? Objektif ahlak kuralları canlar diyoruz. Peki, bir diğerine baktık. Örf adet kuralları, örf adet kurallarının canlar yaptırımı manevidir. Buna da dikkat edelim ama buna dikkat. Daha sonraki videolarda da vurgu yapacağız. Örf adet kurallarının yaptırımı manevi. Dikkat düşmeyelim. Örf adet hukuku derse, altı çizilsin bu bilginin, örf adet hukuku derse artık bir hukuk kuralıdır bu. Hukuk kurallarının yaptırımının da maddi olduğunu canlar biliyoruz. Peki, ve sosyal hayatı düzenleyen diğer kural da dersimizin ana başlığıdır canlar. Ne diyeceğiz? Hukuk kuralları diyoruz. Bakın, bu küçük bilgi içerisinde çıkmış sorulara baktığımızda iki tanesi şu an aklımda. Sorulardan biri şuydu canlar. Diyordu ki çıkmış soruları çözmüşseniz göreceksiniz. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hayatı düzenleyen kurallardan biri değildir? Eşiklerde işte ahlak, görgü, din kuralları ve şıklardan birinin adı fizik kurallarıydı arkadaşlar. Çok basit gibi gözüküyor değil mi? Ama çoğu arkadaşımız maalesef yanlış yaptı. Neden? Çünkü sınav stresi, psikolojik yıpranma, biyolojik yıpranma, fiziksel yıpranma ve dolayısıyla oradaki fizik kurallarını göremedik. İkinci soru da şuydu. Hukuk kurallarını diğer kurallardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıya baktık. Arkadaşlarım şöyle bir şık vardı. Yaptırımının maddi olması. Evet, din, görgü, ahlak, örf adet kurallarının yaptırımı manevi. Hukuk kurallarının yaptırımının maddi olduğunu canlar biliyoruz. Peki, soruya bir göz atalım. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan biri değildir? Uhrevi kurallar, yani din kuralları, adab-ı muaşeret, yani görgü kuralları, ahlak kuralları, örf adet kuralları, askeri kurallar. Cevap el sallıyor. Askeri kuralı. Fizik kuralları gibi bir soru oldu arkadaşlar. Orada çözüm noktasında açıklamamız canlarım var. Peki, son olarak bu video içerisinde de şunu da bir değerlendirelim. Hukuk kurallarının özellikleri nelerdir? Bir, genel olma. Arkadaşlarım bir kural yürürlüğe girdiğinde herkes için geçer. İşte pandemi sürecinde maske takmak zorunludur. Efendim benim için zorunlu değildir. Öyle bir şey yok. Ben de takmak zorundayım. Sen de takmak zorundasın. Mehmet de takacak. Ahmet de takmak zorunda. Genel olma özelliğine sahip. Ve unutmayın arkadaşlar. Eğer bir kural genel olma özelliğine sahipse kural soyuttur arkadaşlar. Yani birbirinin devamı niteliğindedir. Aynı zamanda nesnel olma özelliğidir. Yani hukuk kuralı taraf tutmaz. Herkese aynı mesafededir. Aynı mesafede yaklaşır. Dolayısıyla nesnel bir özellik taşır. Peki sürekli olma? Evet, süreklilik arz eder. Tabii süreklilik arz eder ama
Bu tabii ahirete kadar anlamını da çıkarmayın arkadaşlar. Yani bir kanun yürürlüğe girdiğinde o süreç başlar. İşte eğer özelliğini kaybetmişse yürürlükten kalkar. İşte o zaman dilimi içerisinde süreklilik gösterir. O anlamda bu. Emredicidir. Evet, maske takmak zorunludur. Sigara içmek yasaktır. Emrediyor. Normatif bir özellik taşıyor. Ve demin bahsettiğimiz gibi maddi yaptırımı arkadaşların önemli bir özellik olarak söylenilebilir. Bu arada canım şunu da söylemekte fayda var. Şimdi bir hukuk kuralı arkadaşlarım kişi için özel olarak çıkarılmaz. Herkes için çıkarılmaz. Dedik ya genel olma özelliği, nesnel olma özelliği. İşte arkadaşlarım şıklarda şunu görme ihtimaliniz de var. Ne diyeceğiz? Hukuk kuralları kişilik dışıdır. Bakın buna da dikkat etmenizde arkadaşlarım fayda var. Neden kişilik dışı? Çünkü kişiye özgü olarak bir kural çıkarılmaz. Peki, sorumuza hemen bakalım canlar. Aşağıdaki bilgilerden hangisi hukuk kurallarının özelliklerinden biridir? Bakalım. A. Subjektif olma. Subjektif midir? Objektif midir? Herkese eşit mesafedeyle. Objektiftir. 2. Özel olma. Dedik ki kişilik dışıdır. Özel olamaz. Genel olma özelliğini taşır. Kuralın yaptırımı somuttur. Yaptırımları göreceğiz. Ceza, cebri, icra, hükümsüzlük, iptalleri. Kalsın o. D. Sürelidir. Kelime oyunu yapabilir arkadaşlar. Sürelidir değil, sürekli olma özelliğini taşır. E. Normatif değildir. E, tam tersi normatiftir. Çünkü emredici bir özellik taşır. Şimdi buraya dikkat canlar. Bu videodaki en önemli özelliklerden biri bu. Hukuk kurallarının kendisi soyut iken, buraya lütfen dikkat, kendisi soyut iken hukuk kurallarının yaptırımı somut. İşte arkadaşların bu noktaya da dikkat, kelime oyunlarından biri olacaktır. Hukuk kurallarının kendisi soyut çünkü genel olma özelliğini taşır. Ancak hukuk kurallarının yaptırımı işte ceza, cebri, icralar bunlar da somut olduğunun bir göstergesidir. Kelime oyunudur. Lütfen dikkat edin. Peki. Arkadaşlarım videoyu burada tamamlayalım. Daha sonraki videoyla diğer başlıklarımızla ne yapalım? Kurallara, konulara şöyle altını kalın bir şekilde çizerek yolumuza devam edelim. Hadi bakalım. Hiçbir yere kalkmadan hemen ikinci videoyu tıklıyorsun. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi. Görüşmek dileğiyle canlar. Kendinize cici bakın. Hoşça kalın.